Haftaya yükselişle başlayan döviz kurları hafta boyunca dalgalı seyretti dedik az önce haberimizde de izledik. Piyasalardaki hareketlilik ne kadar devam eder? Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Gaye Erkan'ın gelişi nasıl yansır? Gelişmeleri konuşacağız şimdi. Konuğumuz ekonomist Doktor Murat Turgut. Hemen konuğumuza dönüyoruz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Mehmet Şimşek'in ekonominin dümenine geçmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Özellikle son bir haftadır dalgalı bir şekilde seyrettiğini düşünüyoruz. Tabii ki çeşitli yorumlar var. Öncelikle Mehmet Şimşek'in atanmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ve bu sizce piyasalara nasıl yansıdı? Şu an nasıl bir politika izleniyor? Şimdi tabii sadece Mehmet Bey'in değil, aslında kabinenin geneli hakkında bir şeyler söylemek lazım. Malumunuz hem Cevdet Bey Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak hem Mehmet Bey ekonomiden sorumlu bakan olarak göreve geldiler. Ve aynı zamanda Ticaret Bakanı'na profesyonel bir atama yapıldı. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Mehmet Şimşek başta olmak üzere piyasaların beklentisi doğrultusunda bir seyir olduğunu gözlemliyoruz. Bu özellikle seçim öncesi dönemde satın alınan seçim sonrası kabine değişiklikleri bakımından bir olumlu bir hava doğurdu piyasada. Piyasada aslında bu hafta bu olumlu havayı satın almış olduk. Özellikle hafta başından bu yana hareket bulan bir Borsa İstanbul gözlemliyoruz. Diğer yandan döviz kuruyla ilgili sizin de belirttiğiniz gibi bir hareket vardı. Ancak bu hareket dünden sonra son iki günde biraz daha hız kesti ve biraz daha normal döndü diye düşünebiliriz. Böyle bakabiliriz piyasaların geneline. Peki efendim, şimdi tam da bu konudan devam edecek olursak eğer, bundan sonraki süreci biraz daha yorumlamanızı rica edeceğim. Dolar olsun, euro, altın olsun. Sizce nasıl seyreder? Öngörünüzü paylaşmak isterseniz dinleriz. Yani Gözde Hanım, aslında bu haftaki hareketi biraz şöyle değerlendirmek lazım. Bir genel bir beklenti vardır biliyorsunuz döviz kuru üzerinde özellikle. Bu döviz kuru hareketinde hani halkı başta olmak üzere bütün ekonomi tarafları bir miktar yükseliş bekliyordu. Evet. Merkez Bankası yaptığı bu ufak hareketle, yani piyasadaki dövizin yükselmesine izin vermesiyle biraz beklentileri karşılamış oldu. Diğer taraftan da faizle ilgili olan konuda birazcık elini rahatlatmış oldu. Şöyle ki Gözde Hanım, biliyorsunuz yabancı yatırımcının Türkiye'ye teveccüh etmesi bakımından iki ana unsur önemli. Bir tanesi faiz oranı, diğeri de döviz kuru. Yani siz döviz kurunu ne kadar yükseltirseniz faizi bu kadar az yükseltirsiniz. Çünkü matematiğin gereği bu. Bir yandan döviz kurunu sabit tutalım, düşük tutalım, diğer yandan faize çok düşük tutalım derseniz sıkıntı çıkıyor. Çünkü sermaye akışkanlığı kayboluyor. Bu çerçevede ben bu haftaki döviz kurundaki ufak çaplı yukarı hareketin aslında Merkez Bankası'nın bundan sonra alacağı faizle ilgili kararlarda etkili olabileceğini ve Merkez Bankası'nın elini rahatlatabileceğini düşünüyorum. Hı. Şöyle ki bundan sonra doğrudan doğruya bir daha yüksek bir faiz artışı yerine belki bir faiz koridoru gündeme gelebilir. Evet. Zaten yeni bir atama oldu biliyorsunuz. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Evet, tam da onunla ilgili de görüşünüzü merak ediyorum. Müthiş Türk kızı, evet, olarak bilinen, Amerika'da çok önemli görevlerde bulunan, hatta birçok dünya basınında da manşetti. Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olması bundan sonraki süreci nasıl etkiler sizce? Bence bu da aslında önemli bir gelişmeydi tabii ki bugün için. Beklenen bir şeydi ama biraz oldu. Bu aşamada geride kalmış oldu. Gaye Hanım atanması tabii ki neticede bizim göğsümüzü kabartan bir isimdi. Bence olumlu bir gelişme olmuştur. Özellikle dünya piyasalarındaki duruşu ve imajı bakımından Türkiye için bir pozitif olmuştur. Diğer yandan Şahap Bey de BDK'ya atandı. Böyle bir görev devir teslim süreci yaşandı. Bütün bunlar aslında beklenen şeylerdi ama haftanın son günü ancak herhalde yetişti diye düşünüyorum. Hı. Artık atama süreçleri belli bir noktaya geldi Gözde Hanım. Bundan sonra önümüzdeki haftada aksiyonlara bakacağız. Yani Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı neler yapacak? Hı. Efendim söyleyeyim, diğer taraftan Ticaret Bakanlığı ne tip karar alınacak? Hı hı. Biliyorsunuz hem faiz hem döviz meselesi aslında ülkeye sermaye akışkanlığı ile ilgili konular. Ama biz bu sermaye akışkanlığı niye istiyoruz? Aslında cari açık problemimiz olduğu için istiyoruz. Cari açık problemini aşmak daha çok Ticaret Bakanlığımızın ukdesinde bir iş. Hı hı. Yani daha çok ihracat yapmak ve cari açığımızı yukarı çekmek zorundayız. Böyle bir sorumlulukla, yükümlülükle karşı karşıyayız. Ama tabii bu biraz daha uzun vadeli bir işlem baktığımızda. Kısa vadede
Evet, Merkez Bankası başkanımız değişti. Bir miktar döviz kurunda fiyatlar yukarı geldi. Bu da normal çünkü reel sektörün böyle bir talebi vardı. Özellikle ihracatçıların böyle bir talebi vardı. Döviz kurunun yukarı gelmesiyle serbest piyasa oluşan çifte fiyatlandırmada azalmış oldu. Yani biliyorsunuz bir miktar serbest piyasanın döviz kuru yukarıda seyrediyordu. Bu makas da kapanmış oldu. Ve piyasa biraz daha dengeli hale geldi diyebiliriz. Peki efendim siz bundan sonra doların, euronun, altının, neyse piyasaların bu şekilde yukarı bir şekilde, yukarı yönlü olarak devam edeceğini düşünüyor musunuz? Hayır Gözde Hanım, aslında tabii bunun bir denge fiyatı var. Yani döviz kurunda belli bir denge fiyata gelince bence bu yükseliş duracaktır. Şu anda zaten farkındaysanız ya dün ve bugün çok büyük bir hareket olmadı döviz kurunda. Evet, biraz evet. Daha oturdu fiyatlar yerine. Ya burada tabii ki buradaki döviz kurunun nerede oturacağı konusunu en iyi para otoritesi karar verebilir. Yani Merkez Bankası karar verebilir. Burada hem Merkez Bankası'nın bundan sonra uygulayacağı faiz politikası eğer değişiklik olacaksa hem de şu anki rezervlerinin durumuna göre buna bir karar verecek. Evet. Yani burada şöyle düşünmemek lazım. Döviz kurundaki yükseliş ila nihaya devam edecek değil. Yani bir aslında burada bir durumu biraz normalleştirme çabası ben gözlemliyorum. Yani bu yükselişte çok anormal bir yükseliş olarak görmüyorum. Ya yani ortalıklarda böyle bir hani bir kriz havası oluşmanın da bir gereği yok. Çünkü normal bir beklentiler doğrultusunda bir artış zaten oldu. Zaten Mehmet Şimşek de aslında göreve gelince hatırlarsanız rasyonel bir zemine oturmalı demişti ekonomi için. Tabii. Rasyonel bir zemine bahsettik. Gözde Hanım bence bahsettiği diğer bir konu daha vardı hatırlarsanız o günkü konuşmalarını. Biz Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak bir mali politikası izleyeceğinden bahsetti. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Yani kurumların tekrar çok zorlu bir dönemden sonra tekrar kendi bulunmaları gereken pozisyonlara tekrar geri döndüklerini ben düşünmeye başlıyorum. Böyle düşünüyorum. Mehmet Şimşek de şöyle bir beyanat verdi. Biz Merkez Bankası'nın elini güçlendireceğiz. Para ve maliye politikalarını özellikle üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz dedi. Bugün de oraya yeni bir isim atandı. Ben artık önümüzdeki haftadan sonra Maliye Bakanlığı'nın kendi görev sahasında aktif görevler bekliyorum. Yani bu ne olabilir? Açıkçası çok zorlu bir dönemden geçti Türkiye ekonomisi. Hem pandemi hem efendime söyleyeyim işte bir deprem felaketi. Bütün bunların ortaya çıkardığı bir durum var. Bu durumun normalleşmesi için Maliye Bakanlığı'nın ve para politikası tarafından Merkez Bankası'nın atacağı adımları bekleyeceğiz. Ve şunu da ifade etmek istiyorum Gözde Hanım. Tabii ki bunlar bir sermaye akışkanlığının sağlanması, kısa vadeli fon girişinin sağlanması, CDS'lerin aşağı inmesi, bütün bunlar olumlu gelişmeler. Ancak esas önemli olan konunun biz dış ticaret hacmimizdeki cari açığın kapanması olması gerektiğini bilmeliyiz. Yani bu nasıl kapanacak? Ya daha çok ihracat ve daha çok turist geliriyle kapanacak. Ben ekonomi yönetiminin bu yeni dönemde özellikle ihracat ve turizm konusunda çok ciddi motivasyona sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da beklentilerim içinde olduğunu belirtmedim. Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinden bu yana yaklaşık olarak 200 milyon dolar bir giriş olmuş. Yabancı sermayeciler tarafından da tercih edilmeye başlandığı yönünde olumlu eleştiriler var. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ki Mehmet Bey'in belli bir bir imajı var. Yani bu dış sermaye piyasalarına, para piyasasına verilen bir mesajı var. Ben bugün bu imajın açıkçası Merkez Bankası'ndaki değişimle tamamlandığını düşünüyorum. Yani böyle bir imajın karşısında tabii ki sadece imaj her şeyi çözülemez. Bence bunun hem bakanlarımız hem para politikası otoritesi farkında. Sadece imajla bir şey çözülemez ama tabii ki güzel bir başlangıç oldu. Artık yeni yeni adımlar atılması lazım. O da ne gibi adımlar işte maliye politikasının sağlamlaştırılacağı, bütçe dengelerinin tekrar yenileneceği ve buna ehemmiyet verileceği konusunda mesajlar verilirse bakınız CDS'ler 700'lerden 500'ün altına geriledi. Biz eğer CDS rakamlarında bir 100-150 puan daha gerileme görürsek o zaman Türkiye'de yatırım iklimi değişecektir diye düşünüyoruz. Ben önümüzdeki birkaç haftanın çok önemli olacağını, özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye'yi şu anda ciddi bir monitör ettiklerini, gözlemlediklerini düşünüyorum. Bunun sonucunda da ciddi fon akışları olabilir diye düşünüyorum. Ama her zaman söyleyelim gözlerim bunu atlamayalım. Çok önemli çünkü. Bu fon akışları aslında bizim arzu ettiğimiz şeyin
sadece bir kısmı. Esas evet. arzu ettiğimiz şey ihracat kalemlerinin, ihracat girdilerinin artması ve cari açığın kapanarak cari fazla veriyor hale gelmesi. Şu anda aslında bütün fokusumuzun burada olması lazım. Peki efendim, şimdi birkaç hafta önemli dedik. O zaman ben şunu da sorarak noktalamak istiyorum müsaadenizle yayını. Şöyle, 20 liranın üzerine seyrediyor şu anda Euro'da, Dolar'da. Acaba birkaç hafta içerisinde 20 liranın altına düşme gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Ya da hayal mi? Ya Gözde Hanım, bana sorarsanız bu pek mümkün gözükmüyor. Çünkü niye derseniz, bence ekonomi yönetimi bunu istemez. Yani yıllarca biliyorsunuz Türkiye düşük döviz kuru, yani değerli TL ile yaşamı sürdürdü. Bunun da ciddi sıkıntılarını çekti. Bence Türkiye ekonomisi yeni bir noktaya geldi. Artık yeni bir noktadan sonra bu her ne kadar geçtiğimiz dönemde ciddi krizler yaşandıysa, afetler ve pandemi sebebiyle, şunu gözlemlememiz lazım. Bence ekonomide bunu gözlemliyor açıkçası. Türkiye ekonomisi artık dış talebe bağlı, ihracatla bağlı büyüme modelinden geri adım atmayacaktır diye düşünüyorum. Bu çerçevede ben döviz kuruna ciddi bir gerileme olmayacağını, ekonomi yönetimin de buna izin vermeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ekonomist Doktor Murat Turgut bizlerle birlikteydi. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Piyasaları değerlendirdik. Bundan sonraki süreçte neler bekliyor? Öngörülerini paylaştı bizimle. Konuğumuza teşekkür ediyor, uğurluyoruz ve ardından devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.